Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya benim dava arkadaşımdır, sahip çıkarım deyip beraber fotoğraf vermesi, Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, gerçekten çok çok farklı, çok inanılmaz karakterli bir davranış, biliyor musunuz? Suçlu diye kendi arkadaşını yok saymayan bir kişiden bahsediyoruz. Büyük bir cesaret. Siyasi hayatını riske edecek bir adım olduğunu bile bile arkasını dönmüyor. Ben bunu takdir ediyorum. Niye? Suçlu olmadığın halde sana arkadan dönen, etrafındaki o sahte dostların birdenbire yok olduğunu gören bir kişi olarak ben o fotoğrafı takdir ederim. Çünkü gerçek dostlukların ne olduğunu bu süreçte ben gördüm. Bakın, bu fotoğrafı yayınlamak, bu fotoğrafı gizli tutmamak bana göre takdire şayan bir davranıştır. Alaaddin Çakıcı ile 1986-87 yılında falan bir haber için rahmetli Beyiç abi seni arayacak dedi, bir haber yazdıracak demişti. Beni aramıştı, titreyerek ilk defa adını duymuştum. O zaman bir haber yazmıştım. Onun dışında bir ilgim yok. Suçlu, suçsuz, bu benim verebileceğim bir karar olmadığı gibi yargı orada. Yani Alaaddin Çakıcı'nın kim olduğunu da dünya alem biliyor. Bir aklamanın bir anlamı da yok. Fakat Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya benim dava arkadaşımdır, sahip çıkarım deyip beraber fotoğraf vermesi... Tekraren ifade ediyorum. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir, Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki, Alaaddin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Başlı başına gerçekten çok çok farklı, çok inanılmaz karakterli bir davranış, biliyor musunuz? Suçlu diye, hani taciz olur, tecavüz olur, bilmem ne olur, şu olur, bu olur, kaçarsın. Ama suçlu diye kendi arkadaşını yok saymayan bir kişiden bahsediyoruz. Benim dava arkadaşım diyen Devlet Bahçeli'den söylüyor. Büyük bir cesaret. Siyasi geleceğini, daha doğrusu siyasi hayatını riske edecek bir adım olduğunu bile bile arkasını dönmüyor. Ben bunu takdir ediyorum. Aynı şeyi Kürşat Yılmaz için de yaptı. Beraber fotoğraf verdi, çekinmedi. Ben böyle bir fotoğraf karesini karşımda gördüğümde Çakıcı'nın koluna girmiş, daha doğrusu Çakıcı Devlet Bahçeli'nin koluna girmiş, koridorda yürürken çekilen o fotoğraf karesini gördüğümde takdir ettim ve ne dedim biliyor musunuz? Helal olsun. Niye? Suçlu olmadığın halde, bakın tekrar altını çizerek söylüyorum, suçlu olmadığın halde sana arkadan dönen, etrafındaki o sahte dostların birdenbire yok olduğunu gören bir kişi olarak ben o fotoğrafı takdir ederim. Çünkü gerçek dostlukların ne olduğunu bu süreçte ben gördüm. Bakın, bu fotoğrafı çektirmek, bu fotoğrafı yayınlamak, bu fotoğrafı gizli tutmamak bana göre takdire şayan bir davranıştır. Katılın, katılmayın, ne yaparsanız yapın. Yani Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bahçeli'nin bir arada olması işte, ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mafya ile bir fotoğraf çektirdiğinde şöyle. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider. Adam en başından itibaren şu ifadeyi kullandı. O benim dava arkadaşımdır dedi. Suçlu olabilir dedi. Dava arkadaşımdır dedi. Ve dava arkadaşının arkasını dönmedi. Ben kendime örnek veriyorum. Ya o kadar etrafında dost diye geçinen, dostluk sergilemesi, sahte dostluklar sergileyen o kadar çok insan var. Birdenbire bıçak gibi kesildi. Niye? Sedat Peker'le konuştum diye. Peki suç var mı orta yerde? Yok, konuştun yeter. Bak burada Kara Prens denilen bir tane deniyor girmiş. O da söylüyor. Yargılanacaksın diyor. Niye oğlum yargılanacağım? Sedat Peker'le görüştün diye. Ya Sedat Peker'le ben
Ne yaptım mesela Sedat Peker'le konuşurken uyuşturucu ticareti mi yapmışım? Yok. Para tura işine mi girmişim? Hayır. İhale mi almışım? Hayır. Ne bileyim yani bavullar dolusu para mı bir yerlere transfer etmişim? Otel mi almışım? Yat mı almışım? Kat mı almışım? Ne yapmışım da ben yargılanayım? Yani benimle ilgili şu anda süren, benimle ilgili şu anda hem benimle ilgili hem de Süleyman Özışık'la ilgili. Şu anda sümen altı edilen bir tane soruşturma dosyası var. Ya yalvarıyoruz kardeşim. Yalvarıyoruz diyoruz ki bizimle ilgili bir şey varsa bizi soruşturun. Arkadaş aç şu dosyayı ya Savcı Bey. Bir kez daha sizin huzurunuza sesleniyorum. Aç şu dosyayı kardeşime. Benim suçum ne? Anlat bana da ben bileyim. Ya da suçum varsa at beni cezaevine kardeşim. Yargılanayım ya. Böyle şey gibi duruyor sallıyorsun. Abi gidiyoruz yurt dışına gidemiyoruz. Ya. Yurt dışına gidemiyorum. Binlerce kişi tarafından davet ediliyorum. Abi gel bize bir konferans ver. Abi gel bize bir konuş. Diyen çok sayıda arkadaşımız, kardeşimizin çağrısına cevap veremiyoruz. Umre'ye gidemedim ya. Niye? Ha işte bu Kara Prens denilen denyoların düşüncesini ortaya koydukları gibi konuşmanın suç olduğunu varsayarak hakkında bir soruşturma şu an hiçbir şey yok. İşte şimdi böyle bir ortamda Devlet Bahçeli'ye yok sen mafyalıları beraber abi Devlet Bahçeli en azından devletini, milletini, vatanını seven bir adamla kol kola giriyor. Devlet Bahçeli bu ülkede Yasin Börü'nün şehit olmasına vesile olan birisinin koluna girmiyor. Devlet Bahçeli şeydeki Duran Kalkan'ın işte Cemil Bayık bilmem ne dostu olan Pervin Buldan'ın koluna girmiyor. Devlet Bahçeli onların ellerini kirli sayıyor, ellerini tutmuyor. Ama sen gidiyorsun Diyarbakır'da, Van'da yanı başında oturan kişi oturuyor o videoyu defalarca verdik. Yanı başında oturan kişi diyor ki bu SİHA'lar, İHA'lar çok oldu. Sivilleri katlediyorlar diyor. Sen de kafayı sallıyorsun, imza atıyorsun. Evet diyorsun, katlediyorlar. Şimdi gara şehadetiyle ilgili sen koluna girdiğin insanları incitmemek için tek bir kelam etmeden adamlar döndüler dediler ki Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını söyleyen bir tane bir neydi falan dava açıyormuş bizimle ilgili hakaret ettik diye. Söylemeyeyim. Ya onunla kol kola giriyorsun sen Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bir de çıkıp Devlet Bahçeli'ye laf ediyorsun. Abi bak laf etme hakkın olsa et. Bak Devlet Bahçeli'ye dil uzatma hakkın varsa uzat. Ama senin hakkın yok. Sen Devlet Bahçeli'ye bu konularda laf söyleyebilecek en son kişi bile değilsin. Sen önce vatan millet diyen insanlarla kol kola gideceksin. FETÖ'cüleri yok sayacaksın. Kontrollü darbe ifadenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün insanlarından özür dileyeceksin. Tiyatro dediğin için insanların, o şehit ailelerinin, bizlerin seni affetmesi için yalvaracaksın. Ondan sonra diyeceksin ki tamam oldu şimdi oldu diyeceğiz. Sen ondan sonra dönüp diyeceksin ki ey Devlet Bahçeli bak ben zamanında bu kadar günah işledim. Böyle oldu. Sen yapma deme hakkını belki o zaman sahip olursun. Kime dil uzatıyorsun sen? Kimin için konuşuyorsun? Yani hani dinime küfredin bari Müslüman olsa diyen denilen bir söz var ya. Bu ona benzer bir şey. Devlet Bahçeli'nin mafyayla bilmem ne yapmış. Ya bırak bu işleri Kemal Bey Allah'ını seversen ya. Ülkücü CHP. Bozkurt Kemal. Bak hele. Geliyor gelmekte olan. Kim geliyor? Ver oyu al sen oyu. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Yozgat'a git ben de bu kandile indirmezsen. Söz veriyorum söz. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem
Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir. Mücadele bilek işidir. Bunu niye söylüyorum? Tekrarlıyorum. Hepsini bir araya getiriyorum. Abi Tayyip Erdoğan'a bugün kabadayı dedi ya. Sokak kabadayısı dedi. Hangi kabadayı bizi yönetmeye çalışıyor? Çarpıtma desen sen de. Yani iftira desen sen de. Kusura bakma ama yalan desen o da sende.